Yakında biz hamkasılarımız o bir chirurg hakkında bir ko'rsatuv tayyorlab kelishgan ekan, men ko'zim tushib qoldi. U oshqozonni operatsiya qilish menimcha to'xtatildi. O'sha darajaga yetyapti hozir. Oldin yara desanglar to'qqiz kishi operatsiya qilamiz, operatsiya bilan dorilaymiz derdik. Hozir shu darajaga yetadimizki, xudo xohlasa o'sha bir nimadan keyin operatsiya bo'lmaydi bo'lsa kerak. Demak, yaxshi. Meni bilishimcha yaqinda internetdan o'qib qoldim, oshqozon yarasi aslida Helicobacter virusi ekanligi aniqlandi va buni aniqlagan odamga Nobel mukofoti ham topshirildi-da. Endi bu oshqozon kasalliklari operatsiyasiz davolanadi deganimda, endi to'g'rimi? Xuddi shunga kelyapmizmi hozir, o'sha virus haqida bizga ma'lumotlar berilib bo'ldimi? Gastroenterologlarga? Da, bizda hozir nima Helicobacter pylorisini dorilash protokolni lechenияga kiradi. Bu degani обязательно shu albatta shu oshqozonda yara bo'lsa, buna dorini berasiz degan o'sha nima bor, buyurtma bor, topshiriqda bu protokolga kiradi. Nu bu degani hammaga o'sha Helicobacter'ni yo'q qilatirgan dorilarni iching, masalan bizni arsenalda amoxicillin bor, dinol preparatlarimiz bor. Uni bering degan emas. Ko'pincha bizda noto'g'ri tushuncha bo'lib qoladi. Helicobacter pylori hammada ham bo'lmaydi, hamma oshqozonda. Faqat oshqozonni shirasi kislotasi ozayib ketsa, bakteriyasining svojstva jildishini sovuqa deymiz. Hali Helicobacter yo'q qiladigan kislota, kuchli kislota yo'qolib ketgandan keyin o'sha narsa bo'ladi. Bu ozg'in odamlarda, yosh bolalarda, kislotasi past odamlarda bo'ladi. Yozma unutgan, masalan, oshqozon yarasi semiz odamlarda ham bo'ladi, kislotasi ko'p odamlarda ham bo'ladi. Unda Helicobacter bo'lmaydi. O'shuning uchun eng yaxshi buni Helicobacterga qarshi dori beraymi, bermaymi, davolaymi deyishda eng yaxshi nimasi endoskopik tekshirish. Endoskopiya. O endoskopiyada ko'rib, o'sha yerdan biz gistologiya olamiz. O'shundan olib, o'shining ichida Helicobacter bormi, yo'qmi? Bo'lgandan keyin Helicobacter bo'lsa, endan biz o'sha antibakterial terapiya deb o'shni boshlashimiz kerak. Juda bu yaxshi bir YouTube oldi oshqozonni yarasini dorilash bo'yicha Helicobacter pylori topilishi. Ha, yaxshi. Endi siz bayroqlar aytyapsiz dorilar haqida-da. Bizda dorilarni ichishda ham ozgina bir xatolik yo'q qo'yamizmi? Dorini aslida suv bilan ichish kerak deb qancha ta'kidlaysam, biz choy bilan ham ichib ko'ramiz. Endi o'sha mana hozir kundan kunga qaysi telekanalni qo'ysangiz, dori vositalarining reklamasi bo'lyapti. O'sha Denol'ni ham reklamasi, boshqa jigar kasalliklarini ko'rib turiblar, ash reklamadan olib ichavergan ham yaxshimi yoki albatta bir vrachni yo'q albatta bir spetsialistdan, nima shu vrach gastroenterologdan nimasidan o'tish kerak, konsultatsiyasidan, qarovdan o'tish kerak. Nima uchun bu gapni bir kunda o'zimni patsientlarimga 2-3 4-toyga aytaman. Sizni qaysi dorilash individualni bo'lish kerak. Sizga boshqa, bunga boshqa bo'lish kerak. Men doim aytaman, seni barmog'ingni iziga o'xshagan barmoq 7 milliard odamning ichida yo'qda. Yo'qda. Ikkita odam yo'q, barmog'ingni izi bir-biriga o'xshagan bo'lsa. O'shundaylar, mo tilda izi ham ne povtoriyemi? Yo'q, hech kimda yo'q 7 milliard odamning ichida. Apparat oshqozonga solib ko'rsak, oshqozon skletkalari deb qaraymiz, bu terisi nimalarda hech kimda yo'qda. İkide adam yok dünya boyunca yatak. O yüzden biz uzun spesyalistimiz gastroenterologlar. 7 milyar aşkozanda acil etmesek hem bir 7 tasını acil etmemiz de. Biz zaten elbette vrach gastroenterologda priyomunda bulup doğruları biz acil etmemiz gerek. Bir doğru, bir keselge, o şeyler gastritke paydaksa başka keselge ziyan keltirişi mümkün. Her bir individüel nümakı karımız yaşıyor. Yine hazır biz eng kerakli narsadan orqaga o'tib ketyapmiz. Oshqozon bilan ichakni, oshqoz jigarni dorisi faqat ovqat. To'g'ri, to'g'ri topilgan ovqatni rekomendatsiyasi. Shuning uchun bizda vrach dietologlar kam, nimada o'sha spetsializatsiyasini o'tib kelgan birinchidan o'sha spetsialistlar oz. Oldin oshqozonni ovqat bilan dorilamaguncha hech qaysi dori yordam bermaydi.
Şimdi köp firmeler gelişerdi. Köp firmeler özünün doğruları reklamaklar. Daha çok köpünce bonus abişatkılardı. O için biz doğru gibi köpü öt kötü yapıyoruz da. Özellikle o zamanla içerikli doğrusu. Fakat avukat. Ratsan aynı bir tane de koyalımız. Doğru avukatlar için. Şimdi onun için biz köp ayıtlarımız verdim. Siz bana kursatı başlangıçtan aldın bir söz ettiniz. Yani o şey kabul hanımda. Menge kabulge kirgen adamdı. Menge hali oldunga kelmay turib, men bilan so'rashmay turib, eshikdan kirishi bilanlar qaysi kasal bilan og'riganligini bilib olaman. Nimasidan dedingizda? Endi bu o'sha bir ko'p yillik tajribadan. Da, bu ko'p yillik tajriba. Qanday odamlarni qanday kasallik deb biladi? Tajribani nimasi bo'lsa kerakda, endi bir kunda ko'p kasallik ko'rasiz. Bu 40 yilda ishlab bilmadim qancha kasallik ko'rdim. Men ko'p konsultatsiya qilaman, konsultatsiya beraman buni yotdan. Odam kirishlarlar qanday nimasi? Bir qaysi kasallik bo'lsa ham kondisionalni predrasположenniz deb qo'yamiz. Bu odamda tuzilishidan har xil kasallarga moyilligi bo'lib qoladi. Bu bir ikkinchisi naslestvenniy predrasположenniz deb qo'yamiz. U ham hali kasallik emas. Bu asosan kondisionalni predrasположenniz deb qo'yganimiz odamda tuzilishi. Masalan, astenik deyimiz odamlarda. Bu ingichka novchi odamlar. Uni prostatitsiz siz. Bunda sizda oshqozon bilan ichak og'rig'iga abzatini tug'ma nima bor moyillik. Sizlarda ichak oshqozon bunday novchi odamlarda bunday osilib turadi. Doim oshqozonda ovqat to'xtab qoladi. Yaxshi hazm bo'lmaydi. Вот o'shinchi kirganlar ham bu gastritda bu ichakda og'riq bo'lsa kerak degan o'yingizga keladi. Normal stenik odam bor, uni nimasi gipersteniklar. Hali biz mana kvadratlar deb qo'yamiz. Bo'yi pastroq, eniga o'sganlar. Ularda oshqozon bilan ichak nimasi to'g'ri turadi. Ular qancha ovqat yesa ketaveradi. Ularda ko'p ham nima oshqozon ichakdagi kasallik bo'lmaydi. Ammo ovqatni saqlab turadigan yerlarda jigar bilan oshqozon osti bezida ularda juda ko'p nimalik bo'ladi deydi. Moyillik bo'ladi. Bunda gepatitga, xolestitga, aslida o'tda tosh borligiga o'sha kvadratlar moyillik bo'ladi. Uni sizlar o'lsangiz ham bo'ladi. Qand diabeti og'rig'i moyillik bor. O'sha kirganlar nima qilsa bo'ladi? O'shinga qarab turib, mana lechenini sal bo'lsa bo'lib olishimiz kerakda. O'ziga qarab turib. Demak, sal ozg'inroq bo'la olgan yaxshi-da. Ozg'in bo'lgan bu uzoq umrni belgisi. Endi men doim bir kunda bir 4-5 odamga sim kerak. Davleniyani pastligi ham bu uzoq umrni belgisi. Hali gipersteniklik nima ovqatlarda odam ovqat ko'p yedimi? Tomirlar ichida yog' bosib, qon bosib og'rig'iga yurak bosimi infarkt insultlar deb qo'yam. O'shlarga bular ketib qoladi-da. O'shlardan biz qo'qamiz doim deydi. Bizning asosiy ishimiz shu nimani ovqatni rejimga solib, ularga bir ozdirib degan bir rejim solmagunimizcha, masalan sizga o'xshaganlarga yaxshi ovqatni aytib rejimni sal semirib turmagunimizcha biz kutgan effekt bo'lmaydi-da. O'zi azaldan azal bu narsa bor o'zi. Mijozingga qarab deydi. Siz masalan sovuq mijozga kirasiz. Sizga doim issiq ovqat yeb turish kerak. Belgilar issiq mijozga kiradi. Ularga biz doim sog'liq masalan deb tutsak, yanan keyin biz kutgan effekt bo'ladi. Dori darmonlar ham rol o'ynaydi. Birinchi bunda shu ovqatlanish. O'sha men hozirgi navbatdagi beradigan savolim ham xuddi shu ovqatlanish haqida edi ekan. Menimcha bu savolga javob berib bo'ldi. Uzoq muddat och qolishlik yoki ovqatlanish tartibini buzilishini asoratlari haqida ham to'xtalib o'tsangiz degan ekan. Endi shunga qo'shimcha qilib turib mana bir yilda bir oy roza tutamizda. Rozani foydalari haqida ko'p aytiladi-da. O'sha odamlar o'zini bir sog'ligini bir joyiga me'yorda qilish uchun qo'shimcha yana roza tutsa bo'ladimi yoki o'sha bir oyda bir yilda bir marta tutgan rozasi yetarli bo'ladi? Bo'ladi. Ham kerak bu narsa. Ba'zi bir odamlar ochlik e'lon qiladi-da. Ha, u ham yaxshi nima deyapti. Shu to'g'ri-da. Faqat qaynoq suv ichish. Bu yil o'zingiz xabaringiz bor, rozani boshlansida qozi domlar bilan ikkovimiz boshlanish kuni chiqib nima qildik? Shu intimoq televideniyasida 11 oy ishlagan narsaga biz bir oy dam berishimiz kerakda. 11 oy ishladi bizni ovqat hazm qilish organlari. Yana bir oy dam berishimiz kerakda, o'tpisga chiqish kerakda. Ko'pincha biz ro'zani shu tushunmasdan 11 oy ishlagan odamga yana ko'proq ish berib qo'yib nima qilamiz? Shu ro'zada men doim aytaman, shu
avukatta şu göçtü, açtı, roze geçeyle mi yegen sen? Bundan kegine miysen? Burayı damal günçü deyip durup durup şu elini makılarmış. O yüzden rozada fakat yengil avukatları bile rozada tüsü deyim yaş. Rozadan kenge nafır rozalar dedi. Numadayatı. Nafır roze güdem yaş paydası var. Biz hazır yaş hayat geçirelimiz, yaş avukat iyimiz. Kir mahallede 2-3 gün yaxşı mehmanda açılıp gitmedi. 3 gün yaxşı avukatlar yollasın. Yani ortada bir gün kattık aç kalıp toltatmasanız bu muydu da? Bu peygamberimizden kalgan sünnet. Her düşenbe günü, her peşenbe günü roza tüken peygamberimiz. Ama benim üy bölümümüz bileni, bizim ailemiz bileni. Şu 2010 yıldan beri her düşenbe günü, her ünlüme günü çift verir günü roza tutarmış. Ben keçe rozaydım. Tutmasanız da bu muydu? Bu tam bir şey bir gün arayalım bir şey gerek de. Yine tutmamız yengil avukat bile tutuyorlarımız. Öşe roza hakkında. İftar iki yende köp avukat yuvarlı şeyinde bu tutken rozanı paydasını azarak kılardı. Paydasını azarak kılışın değil mi? Aksinçe baktan aç kazanmak. Yengil avukatımın bir iki gün o rejimizde az avukat kem örgenip olasız. Özgezim örgenip olasız. Yine buraya geçen uşun bilen mesela yüzseniz bile orardı. Öşe alege biz içerigen gazlengen sulara, gazlengen suda roza paytada öşe aç karında iftarda içki tavsiye kılasızlar mı ya yok mu? Yok, yakşı etmezler. Nüm için gazlaştırılgen su diyemiz, o şey ugleksik bir gaz bile onu kaplayıp koyardı. İçindeki mineraller çür varmıştır için. Gazlengen su çür de yakşı. Hele ki birinci az kazandık kün boyusu aç kaldınız da. Şere toplanıp kaldık silahlar. O şimdi birinci yuvup durup tazalaş için, akıt diye çay boşalt için cüne yaşı. Çünkü hani özü azaldan koyan, rozanı su bulan açacağım. Bu bir yaşı nasıl da. Su şimdi aç kazanı yuvup taşıydı. Faydalı bu nasıllar da yaptım. Yine yani bir soru. Kasalliklar ham boy kambag'al deb tanlaydimi kasallar ham? Masalan oshqozon ichak kasalliklari aholining qaysi qatlamida ko'proq uchraydi? Balki bizni Qirg'izistonimizning sharoitida, balki siz mana xorijiy davlatlarda ko'p malaka oshirib kelgan inson sifatida yoki u yerlarga bir solishtirib aytib bersangiz birinchi. Boy kambag'allar degan desa to'g'ri bo'lsa kerak. Men aytaman endi boy odamlar ovqatda yashaydi. Ovqatga nimasi bor o'sha kuchi yetib ovqat olganiga o'shalarda qand diabeti og'rig'i juda ko'p nimasi bo'ladi. Davleniya, yurak og'risi, qon bosimi ko'p bo'ladi. Kambag'allarda o'sha narsalar bo'lmaydi. Kambag'allar o'shuning uchun uzoqroq yashaydi deyman aytdi. No kambag'allarda afiyat tashir ovqati rejimimiz buzilmasa endi bizga kambag'al deymiz ki, men Rossiyaga borib kelgan bolalarni aytaman. U yerda sen bir marta qo'yadi osh yemading, bir marta qo'y go'sha sho'ra ichmading, muzda suvni ichding, lapshani yeding, o'lguda ishlading. Endi biroq o'zingni zaryadga qo'ygin, bo'p-bo'yida bo'lib qolasan. Sen doktorga bormagin, bolnitsaga yotmagin. Ular dori keladiki, menga dori yozib bering. Yo dori menga kasalxonaga yotqizingiz, shu dorilarni. Yo, ashuna hammasi ketadigan narsaga sen o'zingga yaxshi ovqat qil, baqqin, bir oy zaryadga qo'ygin deymiz. Asal kambag'alda ovqat emas, ovqat yetishmovchilikdan ham organizmga katta ziyon yetadi. O'shini qoplash kerak deydi. Bu juda yaxshi nimadan, hali kambag'allar deganimizga. Boylarga biz aytamiz, ovqat qancha oz yesangiz uzoq umr ko'rasiz. Qancha qaysi narsaki ko'p ishlasa tez tugab qoladi. Ozroq ishlatgan narsa uzoqroq yetadi deb ularga ochlikni modejim ovqat ko'proq tavsiya qilamiz.